İzmir Bademler'den merhaba değerli Çiftçi TV izleyenleri. Burada olmamızın nedenini hemen açıklayayım sizlere. Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine geldik. Burada hem kooperatifçilik sistemini konuşacağız. Ülkemizde kooperatifleşme ne durumda? Bölgedeki kooperatifleşmenin önemini, çiftçilerin neden kooperatifleşmesi gerektiğini konuşacağız. Başkan Mehmet Sever'le birlikte olacağız az sonra. Aynı zamanda zeytinyağını konuşacağız burada. Zeytini ve zeytinyağını. Bir ek olarak da bir programımızın bir kısmını da çiçekçiliğe ayıracağız. Bölgede çiçek üretimi de var ve kooperatif bünyesinde de arka tarafımızda gördüğünüz üretim tesislerinde çiçek üretimi yapılıyor. Bütün bunları az sonra ekranlarınıza taşıyacağız. Evet, değerli izleyenler, Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifindeyiz. Kooperatif Başkanı Mehmet Sever'le birlikteyiz. Hoş geldiniz öncelikle programımıza. Teşekkür ederiz. Siz de kooperatifimize hoş geldiniz. Köyümüze hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bademleri tanıyarak başlayalım isterseniz. Bademler Köyü'nde neler yapılır, hangi ürünler vardır ve kooperatife gelelim buradan. Köylü ile kooperatifin arası nasıl? Tabii ki. Bademler Köyü bir Tahtacı Türkmen köyüdür. Hı hı. Yaklaşık 200 yıllık bir yerleşimi, yerleşik hayata geçtiğinden beri bir 200 yıllık bir süre, yani genç bir köy diyebiliriz o anlamda. Dar toprak alanlarında, geniş üretim alanları yok. Evet. Yeraltı suyun bulunmadığı, çok fazla verim olmadığı ama göçebe yaşayan bir toplumun, tahta işleri uğraşan bir toplumun yerleşik hayata geçerken kendi yaşam biçimine uygun bir yer olarak seçtiği için böyle bir yer seçilmiş. Yıllarca küçük çapta hayvancılık ve tütüncülükle yaşamını sürdürürken çok önemli bir aşama olmuş. Toplumsal yapının da buna uygun olduğunu söylemek sanıyorum yerinde olur. Çünkü gerek kadın erkek eşitliği, gerekse paylaşım hem pratikte hem duygusal anlamda bu süreç içerisinde Bademler Köyü'ndeki insanlar içinden yetişmiş önderlerle birlikte yeni bir arayışa girmişler. Tam bu aşamada rahmetle ve saygıyla, sevgiyle anmamız gereken Mahmut Türkmenoğlu köyümüzde yetişmiş değerli bir kooperatif önderidir. Evet. Daha sonra siyasi hayatta da varlığını sürdürmüştür. 1960'lı yıllarda henüz ülkemizde kooperatifçiliğin tekrar hayata geçtiği, çünkü biliyoruz ki Cumhuriyet'le birlikte kooperatifçi müthiş bir ivme başlamıştır. Evet. Büyük Önder özellikle bunu teşvik eden pek çok uygulamaya girmiştir. Biliyorsunuz Cumhuriyet'in ilanıyla beraber ilk öşür vergisi kaldırılmıştır. Evet. Ve kooperatifleşme özendirilmiş. Kendisi de iki kooperatifin kuruluşunda bulunmuş ve bir numaralı orta olmuştur. Kesinlikle. O yıllardan sonra işte 2. Dünya Savaşı yıllarında ister istemez bir uzaklaşma. 60'lı yıllarda yeni bir hamle. O sırada Bademler Köyü'de Mahmut Türkmenoğlu önderliğinde Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurmuştur. Yani ülkenin de en eski köklü kooperatiflerinden biridir. Bademler Köyü bu yeniliklere açık yapısıyla bu konuda da üzerine düşeni yerine getirdiğini düşünüyoruz ki bugün de varlığını devam ettirebiliyor. Kısaca köyden bahsedeyim. Yaklaşık 1500 nüfuslu bir köy. Her ne kadar mahalle olarak geçse de yine köy özelliği. Köyün dışarıdan göç dağılıyor. Böyle bir değişik kültürlerden, değişik kesimlerden güzel bir karma yaşam biçim var. Ama özünde yerli halkı biraz evvel belirttiğim gibi Türkmen Alevi köyü. Yine köy halkının yaşam biçiminden ya da eğitime verdiği önemden kaynaklandığını düşünüyorum. 1930'lu yıllarda köyümüze gelen Kurtuluş Savaşı'ndan sonra askerlerin öğretmen olarak görev aldığı dönemde Mustafa Anarat ismini bir öğretmenin, asker öğretmenin, yedek subay öğretmenin köy halkındaki bu ilgiyi de keşfetmesiyle tiyatro geleneğe başlamıştır. Evet. Yani 80 yıllıkta bir tiyatro geleneği vardır. İlk tiyatro olan köylerden evet, değil mi? Evet, ülkemizin sanıyorum ilk köy tiyatrosu. Evet. Şimdi yaygınlaşıyor, sevinerek izliyoruz. Pek çok küçük yerleşimimizde, köyümüzde bunlar var. Ama bizler o anlamda biraz daha şanslıyız. Çocukluk oyun izlemeyi, tiyatro izlemeyi öğrenmiştik. O gelenek devam ediyor. Köy halkımız kendisi hazırlanıyor. Her yıl mutlaka bir ya da iki oyun sergiliyor. Böyle bir geleneği var. Yine kurumları, işte Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Sulama Kooperatifi, her küçük belgede olduğu gibi Avcılar Derneği, Spor Kulübü, Kültür Sanat Derneği, Tahtacı Kültür Dernekleri gibi, derneği gibi işte demokratik kitle örgütleri de faaliyetini sürdürüyor. Biz de elimizden geldiğince bu yapı içerisinde aynı kültürü alarak yetiştik, büyüdük.
Ve şu anda kooperatifçiliğin bayrağını bizden sonraki nesile taşımak için biz görev yapıyoruz. Dileriz ki bu yolda zaten önünüze engel çıkmaz. Ellerinden geldiğince de işinizi kolaylaştırırlar. Çünkü gerçekten kalkınmanın temeli tarıma dayanıyor. Tarımın da bir şeyler yapabilmemiz için, tarım ülkesiyiz, bir şeyler yapabilmemiz için de örgütlü olmamız gerekiyor. Ve kooperatifçilik de bunun en iyi modelidir. Küçük ölçekli çiftçimizi kalkındırmak için. Peki hemen bahsettiğiniz bir şey vardı arada. Mahalle dedik. Büyükşehir evet, yasasıyla evet, mahalleleştik evet. Ne yazık ki. Ama biz hala köy benliğimizi koruyoruz. Üreticilerimize ne gibi sıkıntıları oldu bu mahalle kavramının? Şimdi bakın köy, hı-hı, köylü, çiftçi neyin sembolüdür ya da neyi anlatır? Zaten çiftçilik adı üstünde. Hı-hı. Üretim yapan, tarım, hı-hı, üretimi yapan. İnsan yaşamak için en temel ihtiyaçları nedir? Temiz bir hava, temiz bir su ve sağlıklı bir gıda. Evet. Bir de huzur tabii. Tabii. Değil mi? Olmazsa olmazı. Şimdi su önemli elbette, hava önemli ama gıda yani tarım öylesine önemli ki günümüzde artık petrol savaşlarının yerini su ve gıda savaşları egemenlik aracı olarak kullanıyor. Bu kadar önemli. Bizim ülkemizde çok iyi biliyoruz ki hep öğrenim çağlarımızda da öğrendik, çocuklarımıza öğrettik. Kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydi. Evet. Ama şu anda maalesef eti de kesimlik hayvanda, samanda ithal eder bir duruma, evet, geldik. Yine en büyük doğal şeye sahip, hı-hı, bir ülkede, hı-hı, bitki örtüsüne sahip, endemik bitkiye sahip bir ülkede artık pek çok süs bitkisi ithal eder duruma geldi. Üzülerek bunu belirtelim. Şimdi bunun tarımın, çiftçiliğin bu kadar önemli olduğu bir dünyada, ülkemizin koşulları da belli. %30'lara varan oranda kırsal alanda oturan, hı hı, çiftçilik yapan kesim ki bundan 5 yıl öncesine kadar da 10 yıl öncesine kadar, evet, da böyleydi. Nedense bütün şehir yasasıyla bir gecede köyler yok dediler, mahalle oluştu dediler. Siyasi tarafını bir tarafa bırakalım şimdi, hı hı, siyasi kararların, evet, nedenlerini. Sanıyorum bizim dışımızda bu işi yapanlar tartışıyordu. Köylüye ne zararı oldu? Evet. Bir, hiçbir altyapısı oluşmamış. Hı hı. Gerek yasal düzenlemeler oluşmamış, hı hı, gerekse yaşam biçimi oluşmamış. Yani sanayi devrimi oluşmamış, hı hı, tarımda sanayiye geçilmemiş. Hı hı. O da mümkün bilemiyorum çünkü onlar da geri dönüyor şimdi. Evet. En kapitalist emperyalist ülkede bile artık küçük çiftçi, küçük üretim teşvik ediliyor. Hı hı. Kooperatifler teşvik ediliyor. Kanıtları 2012 yılının Dünya Kooperatifçilik Yılı, evet, ilan edilmesi. 2014'ün Küçük Aile Çiftçiliği Yılı ilan edilmesi. Yılı. Bunun kanıtı. Hı hı. Pek çok ülkede de %90'lara, %100'lere falan, hı hı, kooperatifleşme üretimde söz konusu. Kesinlikle. Şimdi bütün bu veriler ışığında bizim ülkemizde köylerin yasayla mahalleye dönüştürülmesi ucube diyebiliriz. Evet. Yani en uygun sözcüğü böyle aklıma geldi. Ucube bir durum. Gerçekte de bu mümkün değil. Kaldı ki bunun acısını 2 yıl sonra daha çok hissedeceğiz. Çünkü vergilerden, hıssıya yasasının uygulanmasından, kısacası pek çok kent için, şehir için uygulanan şeyler ertelendi. 5 yıl sonra hayata geçecek. Düşünün. Artık seramıza ruhsat almak zorunda kalacağız. Dibine beton döküyoruz ya direği. Hayvanımız rahatsız ediyor komşuyu, bağırıyor. İşte gübresinin kokusu var diye rahatsız olursa. Sinek bastı diye rahatsızlıklar da, evet, oluyor. Evet. Mümkün mü böyle bir şey? Evet. Hatta bütün bunlara. Suyu, elektriği. Müthiş. Yani zaten çiftçinin gelir düzeyi belli. Evet. Her yıl ortalama 30 bin dönüme yakın arazi ekilemiyor. Evet. Yani her yıl bir Trakya büyüklüğünde, hı hı, tarım arazisi tarımdan uzaklaşıyor. Zaten para kazanamıyor. Artı bunun sosyal olumsuz sonuçları da doğmaya başladı. Kentlere ciddi bir göç var. Evet. Hizmet sektörü, yetişmiş ara eleman onda eksikliği de olunca. Kesinlikle. İşsizlik artıyor. İşsizlik artınca özellikle genç işsizler, hı hı, tarımdan bahsettiğimiz nedenlerle, evet, kopmuş. Kentte düzenli bir yaşam biçimi yok. Maalesef uyuşturucu alışkanlığı, başka zarar, yani, evet, toplumun dengesini bozan, alışkın olmadığımız, maalesef bütün gençliğin çürümüşlüğe terk eden yaşam biçimleri de gelişiyor. Şu an gençlerimiz kendi atalarının topraklarında çalışmak yerine kahvelerde oturuyorlar ya da büyük şehirlere göç edip işçi olarak
fabrikalarda çalışıyorlar. Biz bir tarım ülkesiyiz diye konuşurduk hep. Kırsal alanda da şöyle bir durum var. Kentte öyle. Kırsal alanda da işte ektiği biçtiğinden yeterince kazanamayan çiftçi bankalara olan işte borçları, tarım krediye olan borçları artık çok korkunç bir duruma gelmiş. Mecburen yerlerini satıyor. Evet. Sattığı yerde karın tokluğuna çalışmak zorunda kalıyor. Bakın çok kötü bir gidiş. Evet. O nedenle daha pek çok nedenle artık ülkemizde de yeniden üretim ekonomisine dönmek zorundayız. Başka çare yok. Büyük çoğunluğun da küçük arazilerde küçük aile çiftçiliği şeklinde yaşamını sürdüren çiftçilerimiz, kırsal alanda oturan, köylerde oturan, tarımla uğraşan kesim ki istatistikler devletin istatistikleri de o. Çok çok küçük bir kısmı işte geniş anlamda bir sanayi tarımı diyoruz biz ona. Evet. Bununla uğraşıyor. Bu insanların gerek varlığını sürdürebilmesi, küçük çiftçilerden bahsediyorum. Küçük çiftçiler, evet. Gerek varlığını sürdürebilmesi, yaşamını sürdürebilmesi. Gerekse işte sağlıklı, temiz, iyi kaliteli ürünü daha ucuza üretebilmek, daha uygun koşullarda depolamak, ambalajlamak ve tüketiciye daha uygun koşullarda hem ekonomik hem hijyenik açıdan ulaştırabilmesinin tek yolu kooperatifleşme. Kesinlikle. Tek yolu kooperatifleşme. Belki bundan 10 yıl, 20 yıl ya da 30 yıl önce bir seçenek gibi algılanıyordu. Bugün bir zorunluluk. Evet. Kooperatifleşme bir zorunluluk. Bunu döne döne hepimiz keşfedeceğiz. Dünyada zaten keşfetti bunu. Bizim ülkemizde en kısa sürede buna gelmesi, dönmesi gerekir. Tabii burada da mutlaka genel idarenin, yerel idarelerin sorumlulukları, görevleri var. Yapması gereken çok önemli görevler var. Ama her şeyden önce çiftçilerimizin artık uyanması gerekiyor. Çiftçilerimizin biraz evvel söylediğim nedenlerden dolayı en önemlisi de varlığını sürdürebilmesi kesinlikle. Örgütlenmek zorunda. Dileriz ki hani bu keşfedilmiş bir model var baktığımızda, dünya çapında baktığımızda insanlar bunu fark etmiş ve geriye dönüyorlar. Yani yaptıkları hatayı düzeltiyorlar ama biz hata üstüne hata yapmaya devam ediyoruz. Gerçekten uyanıyoruz. Yani halk olarak bilinçliyiz ama bunu yönetimden de bir şekilde değiştirilmesi ve yönlendirilmesi, desteklenmesi gerekiyor. Umuyoruz ki çok geç olmaz diyelim bu konuda. Daha da kötüye gitmeden tekrar aslında eskiye döneriz. Aslında durum kötü ama çok da kolay. Evet. Yani ya 1163 sayılı kooperatifler yasası inanın hala çok güzel bir yasa. Kesinlikle. Hala çok güzel bir yasa. Güncelliğini koruyan bir yasa. İşte değiştirelim değiştirelim deniyor ya, her şeyi değiştirmek moda oldu. Değiştirme önergesi geldi geçmiş dönemde. Dileriz bu dönem gelmez. Çok daha kötüsü geldi. Çok daha olumsuzu geldi. Şimdilik durdu. Evet. İnşallah tekrar ortaya çıkarmazlar ama çıkarlarsa biz bütün çiftçiler karşısındayız bunu. Kesinlikle. 1163 sayılı yasa gereği kooperatifleşmek çok kolay. Kaldı ki bunun örnek modelleri de var. Kesinlikle. Hele hele İzmir'imiz örnek kooperatiflerle dolu. Kesinlikle. Bunun üst örgütlenmesi de var. Yani kooperatiflerin örgütlenmesi ve bunların üst birliği Köykop aracılığıyla bunu çok daha kolay yapabiliriz. Biz gerek Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, gerekse İzmir'deki pek çok kooperatif bunu önemli ölçüde aşmıştır. Aslında halkımız, çiftçilerimiz böyle hiçbir şeyden anlamayan, hiçbir şey bilmeyen insanlar değiller. Ama şu veya bu nedenle sindirilmiş durumdalar, korkmuş durumdalar. Ya da günlük yaşamaya alıştırılmış, günlük yoğun tüketime alıştırılmış bir hayat biçimi bize dayatıldı. Üzülerek söylüyorum. Evet. Hayvancılıkla uğraşan bir ailenin çocuğu, kendisi işte inekleri, koyunları neyse çok doğal ortamda beslenmiş. İşte taze sütü var ama çocuk markete gidiyor. 20 gram, 15 gramlık ürüne 1,5 lira para veriyor. Çünkü onun şekli, boyası, rengi ithal edilmiş yoğurt yiyor. İçinde meyveli. Evet. Geldiğimiz noktaya bakın. Oysa 1 litre sütünü 1,5 liraya satamıyor. Kesinlikle satamaz. Böyle bir durum var. Şimdi bu sorunların aşmasının tek yolu demeyelim ama en önemli yolu kooperatifleşme. Biz bir taraftan kendi kooperatifimizin kendisini aşarak devamını sağlamaya çalışırken bir taraftan da ülkemizdeki tüm çiftçileri kooperatif kapsamında örgütlenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Söylediğim gibi 1163 sayılı yasa buna çok uygun ve üst birliği Köykop'ta örgütlenildi.
en azından köy kopa ulaşıldığında biz hemen ülkemizin neresinde olursa olsun en yakın bölgedeki kooperatif arkadaşlarımızla iletişime geçiyoruz. Her türlü yardımı yapıyoruz ve üreticilerimizin, çiftçilerimizin yarınını kurtarmaya çalışıyoruz. Köy KOP nasıl yardımcı olacak? Yani örgütlenmede şu an mesela belki hali hazırda örgütlenmeyi bekleyen çiftçiler var ama yolunu bilmiyorlar nasıl yapacaklarını. Köy KOP'a ulaşıp ne yapmaları gerekiyor? Köy KOP'a ulaşıp biz şu bölgenin üreticileriyiz. Kooperatiflerde örgütlenmek istiyoruz. Ürünümüzü daha ucuza, daha sağlıklı, daha uygun koşullarda üretmek ve tüketiciye de aracısız, tefecisiz ulaştırmak, bunun katma değerini arttığını biz almak istiyoruz desinler. İki elimiz kanda olsa der ya halkımız, kesin olarak biz ulaşırız. Evet. En yakın bölgemizden, genel merkezimiz Ankara'da ama hangi ilde olursa olsun. Şimdi iletişim de çok kolay biliyorsunuz. İletişim çağındayız. Hazreti Google. Evet. Mutlaka oradan ulaşırız. Şimdi yasal prosedürlerini anlatmaya gerek yok. Evet. Basit onlar. Ama yeter ki üreticilerimiz bu iradeyi ortaya koysun. Kendilerini için, kendi yaşamlarını, kendi alın terlerinin karşılığını alması, emeğin karşılığını alması için bu şart. Bir adım atmaları yeterli. Evet, kooperatifçilik. Evet. Bize ulaşsınlar yeter. Evet. Ulaşsınlar yeter. Evet, önder olacak kişiler var. Hali hazırda modeller var. Alın uygulayın modunda tabii şu anda. Tabii çok değerli insan birikimleri de var. Evet. Yine sorunuzun devamı. Biz genel anlamda bu örgütlenmeye ihtiyaç duyarken işte 1962 yılında köyle ilgili bilgi verirken söylemiştim. Çok değerli büyüğümüz, saygı, sevgi ve minnetle andığımız Mahmut Türkmenoğlu önderliğinde. Evet. Kooperatifleşme hareketi başlıyor. Ne yapılabilir? Küçük alanlarda, bunu şundan anlatıyorum, ülkemizin her yerine model olabilecek şekilde. Küçük alanlarda geniş tarım alanları yok, sulama, yeraltı suyu yok, sulama koşulları yok. Ne yapılabilir? Seracılığı uygun görüyor. Çünkü yarım dönüm serasında da yaşamını sürdürebilen aileler var. Evet. Zaten 5 dönümün, 10 dönümün üzerinde sera yok pek. Yok. Tam bir aile işletmesi seracılığı. Küçük alan, su nasıl olacak? Göletle yağmur suyu biriktirecek, sulanacak. Yetiyor, damlama sulama sistemiyle falan da yetiyor. Böyle bir modele geçiliyor. Önce sebze yapılıyor ama kısa sürede çiçeğe dönüşüyor. Yine yaşama hakkını söylerken demiştik. İşte ekmek, gıda, su, hava ama huzur. Huzur da sanıyorum çiçekle gelir. Çiçekle geliyor. Hatta çok güzel bir deyim. Ben de bir arkadaşımızın söylemesiyle yeni öğrendim. Ama çok hoşuma gitti, paylaşmak istiyorum. Bir ülkenin gazete okuma alışkanlığıyla çiçek tüketim alışkanlığı arasında istatistik olarak mutlaka çok yakınlık varmış. Bu tespit edilmiş. Bizim ülkemizde de yani bir de huzurun yanında kültür düzeyinin de bir ölçüsü diye düşünüyoruz. Zaten kentlerimiz de güzelleşmeye başladı biliyorsunuz. Evet. Biz bu girişten sonra ne alaka demesinler, biz şu anda çiçek üretiyoruz. Evet. Yaklaşık 300 dönüm arazinin üzerinde ki bunun 36 dönümü kapalıdır. Kısmen kesme çiçek ama daha çok mevsimlik ya çalı grubu, ağaç grubu çiçek üretimi yapıyoruz. Her ne kadar Ödemiş, Bayındır bölgesi bu işin en yoğun olduğu bölgeyse de Yarımada'nın koşulları, biraz evvel söylediğim arazi koşulları nedeniyle kooperatifimiz de çok daha önceden bu çiçek üretimine başladığı için, yani 70'li yıllarda başladığı için çiçek üretimi yapıyoruz. Ve orada her geçen gün kalitemizi arttırıp kentliye o huzuru sağlayacak en iyi çiçekleri üretmeye çalışıyoruz. Evet. Ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı, örnek olduğu ve şu anda yaygınlaşmakta olan üreticiyle, kooperatiflerle sözleşmeli üretim modeliyle de aracısız, taşeronsuz, direkt üreticiye yansıyan, gelirin üreticiye yansıdığı bir model. Hem kaliteli hem de gelirin üreticiye yansıdığı bir model. Evet. Bu uygulamayı yapıyoruz. Bunun yanı sıra taş kırım sulu pres dediğimiz çok eski çağlardan beri süregelen yöntemle üretilen bir zeytinyağı işliğimiz var. Tabii günümüz koşullarında modernize edilmiş, gıda kodeksine uygun hale sağlıklı gelmiş. Hale gelmiş. İşte krom kaplarda depolanıyor, el değmeden hazırlanıyor hijyenik koşullarda. Organik sertifikamız da var. Yani organik ürün geldiğinde organik sıkım da yapabiliyoruz. Çok güzel. Ve biraz pahalı bir yöntemdir bu ama yağı da güzel oluyor. Bu taş baskı denilen ki mutlaka her çıkan yağın
asit derecesine göre, evet, özelliğine göre, soğuk sıkımına göre ayırıyoruz ayrı ayrı tanklarda. Sanıyorum da haklı bir gururu yaşıyor. Bademler Kooperatifi, kaliteli bir de yağımız var. Evet. Gerçekten iyi yağ. Kooperatifin faaliyetleri de bunlar özet olarak. Evet, ben o zaman izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Arkamızdaki camdan dışarıya görebilme imkanınız olsaydı eğer, orada zeytinyağının sıkımı yapılıyor şu anda. Orayı görebilecektiniz ama biz size bunu detaylı görüntülerle izleteceğiz. Programı da aslında orada çekmeyi planladık ama yoğun bir gürültü olduğu için anlaşılmayacaktı konuştuklarımız. O yüzden de buradayız ama arkamızda çok güzel bir işleme tesisi var. Bunu da ekranlarınıza taşıyoruz zaten zaman zaman. Çiçek kısmı için de bahçeye çıkacağız zaten, evet, değil mi? Evet, oraları da görmenizi isteriz. Evet, o zaman biz zeytinle devam edelim. Şimdi zeytinde bölgenin üretimdeki kapasitesi nasıl ve bu tamamı kooperatifte mi işleniyor zeytin? Şöyle ki biliyorsunuz Ege bölgesi, evet, ve Körfez, yani Akdeniz ikliminin oluştuğu, evet, her yerde zeytin üretimi oldukça, evet, yaygın. Ama biz şanslı bir bölgedeyiz. Doğal güzelliğin yanı sıra Yarımada bölgesi, evet, Urla Karaburun Yarımada bölgesi, pek çok alanda da ki bilim insanlarının bize öğrettikleri, onlardan öğrendiğimiz kadarıyla mikroklima özelliği, evet, yani hem güneyden hem kuzeyden iyot alması, evet, o melteme alması nedeniyle çok farklı bir sonuçları var, olumlu. Zeytinde de bu var. Evet. Oldukça geniş bir zeytin üretimi var. Bu Kızıldağlar'dan başlayarak Karaburun Dağları'na kadar pek çok alanda, işte Urla Kuşçular Bölgesi, Bademler, Seferihisar, kısmen Güzelbahçe, Çeşme'nin önemli bölümü, yine Selçuk'a kadar giden, Seferihisar, Selçuk hattına giden. Ve son yıllarda da bu önemli ürün iyice anlaşıldı diyebiliriz, anlaşılmaya başlandı. Çok yoğun bir zeytin bahçeleri oluşmaya başladı. Bunlar güzel şeyler ama bir sorun var. Daha çabuk yetişsin ya da başka nedenlerle Yarımada'yız, erkence denilen ve belki de demiyoruz, veriler örgüsü antik çağdan beri, yani tarih boyunca yetişmiş bir zeytin türü var. En eski ağaçlar odur. Evet. Harika bir tür. Tam da bu iklime uygun, tam da bu koşula uygun. Erkence denilen hem yağı hem sofralı, bu furma denilen doğal oluşan sofralık zeytin, işte bunlardan olur. Tabii iklimin de önemli katkısı var, evet, ama Yarımada'nın başka yerde olmaz bu. Şeye gelince, bu değerli ürünün, kutsal ürünün, incir ve zeytin kutsaldır, evet, değil mi? Evet. Bu kutsal ürünün yoğun biçimde gerek dağlarda kendi koşullarıyla oluşan, gerçek organik diyelim ona, evet, bir de son zamanlarda bahçe kültür bahçe şeklinde yapılmış, evet, yaygınlaşıyor. Bunun işleyen pek çok zeytinyağı işleyimiz, halk deyimiyle zeytinyağı fabrikamız var. Yarımada'mızda da epeyce var. Dört kooperatif var zaten. Kesinlikle. Yani Yarımada o açıdan da şanslı, bilinçli bir kesim. Kısaca bütün bölgenin zeytinlerini çok kolay işleyebilecek, hatta en az bu kadar da ürünü işleyebilecek kapasite var Yarımada'da. Kooperatif ortaklarının sadece zeytinleri mi işleniyor? Hayır, yalnızca kooperatif ortaklarının değil. Kooperatif ortağı olmayan üreticilerimize de açık. Diğer kooperatiflerimiz de öyle. Ama şöyle bir uygulamamız var. Hak sistemiyle çalışıyoruz biz. Getirilen zeytininden çıkan yağın belli oranda hakkını kooperatife alıyoruz. Geri kalanı üreticiye veriyoruz. Ortaklarımıza bu oranın uygulamasının 2 puan düşük uygulama yapıyoruz. Örneğin biz zeytini kendi aracımızla alırsak, yakın çevre için söylüyorum. %12 hak alıyoruz. Düzeltiyorum. Kendisi getirirse. Kendisi getirirse. %12 hak alıyoruz. Ama bizim aracımız alırsa zeytini ve yağı götürürse %15 hak alıyoruz. Ama ortağımızsa, bu hizmet ettiğimiz üretici, %10 ve %13 olarak uyguluyoruz. Bu da şu anda en düşük oran. Evet. Ama kooperatifler biliyorsunuz şirket değildir. Kesinlikle. Burada temel konu ortağa hizmettir. Yani kamu yararı gözeten bir kurum olduğumuz için kooperatifimizin kendi giderleri çıksın. Böyle büyük karlar etmek gerek yok. Üretici kazansın. Üreticinin kazanması ön plana çıkıyor. Evet. Peki hangi şekillerde işliyoruz demiştiniz? Kısaca bahsetmiştik. Zeytin işlemesine tabii, geleceğiz. Tabii tabii. Şimdi bu taş baskı sulu pres denilen sistem. Evet. Sanıyorum biraz sonra arkadaşımız onun da görüntülerini alacak. Şimdi gelen zeytinin ürünün çeşidine göre,
işte organik sertifikan tutun da dip zeytini başından sıyrılmış. Yine üreticinin talebi soğuk sıkı mı ister, işte sıcak mı ister. O talepleri aldıktan sonra mutlaka kayıt altına alıyoruz. Kilosuyla, bölgesiyle, yöresiyle her şey kayıt altında. Yıkamadan sonra ürün, zeytinimiz yıkamadan sonra bir ön kırıcıdan geçiyor ve taşa dökülüyor. Taşta, affedersiniz, taşta ezilirken bir taraftan da karıştırılıyor. Uçucu maddeler uçuyor. Ondan sonra hamur bir kazana dökülüyor. Oradan yine bir helezon sistemiyle çorap dediğimiz ve örgü biçiminde yapılmış özel işte nasıl söyleyeyim, eskiden kıl çuvallar da oluyormuş. Şimdi artık buna uygun naylondan yapılmış maalesef örgüler var. Onların içine dökülüyor. Bunlar 3 sıra döşendikten sonra bir saç levhayla, krom saç levhayla kapatılıyor. Bu şekilde arabalara yığılıyor. O araçlar bir baskı ortalama 200 ile 250 kilo arasıdır. 200-250 bar baskıyı alabilecek preslerdir bunlar. O arabalar raylar üzerinde preslere getirilirken bir taraftan başlar. O hamurdan zeytinyağları sızmaya. Sızmaya başlar. Arabaların altındaki arabayla bütünleşmiş kovada birikmeye başlar. Bu şekilde arabalar preslere girer ve suyla basılan, su basıncıyla basılan presler 200-250 bara kadar yavaş yavaş sıkar. Bu arada o hamurdan işte kırılmış, ezilmiş zeytin ürününden çıkan yağlar, sızan yağlar ayrı bekletme kaplarına alınır. O da krom nikeldir. Çukur denir ona. Daha sonra separatörü ayrıştırarak çıkan yağ hemen o anda yenebilir. Diğer o yağlar anda da var mı bu? Hemen o anda yenebilme diğer sıkım yöntemlerinde? Kontinide olmaz. Biraz beklemek lazım. Ama şimdi kontiniye geçen arkadaşlarımız da haklı. Çünkü zeytinyağı bu sene ederini buldu. Ki kısaca ona da değinmekte yarar var. Bizim ülkemiz zeytinin ana vatanı gibi, Akdeniz ülkeleri de öyledir ama bir yerde üstelik en eski içlik de Anadolu'da bulundu. Urla bizim ilçemizde bulundu. Krizomanay. Bütün buna rağmen zeytinyağı tüketimine henüz alışmadı. Oysa bakın bugün artık tüm dünya bilim insanları diyor ki en sağlıklı yağ zeytinyağıdır. Ki gerçekten öyledir. Evet. Gerçek meyve suyu. Bir bu yanı var. İkinci yanı da çok önemli yanı da petrolden sonra bizim ülkemiz ikinci ithalatını nebati yağlarda yapıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu kadar cari açığın olduğu, işte bu kadar halkımızın sırtına yüklenildiği bir ekonomik sistemde bu kadar önemli bir ithalat ürünü nebati yağ. Oysa zeytinyağı hem sağlıklı hem yarayışlı. Kesinlikle. Her açıdan yarayışlı. Hem de kendi yerli. Yerli bir ürün. Halkımızın kendi sağlığı, çocuklarının sağlığı için bir defa zeytinyağına alışmalı. Kesinlikle. Bu bir. İkincisi kendi ürünü, kendi yöresinin ürünü. Hızla da genişliyoruz. O güzel, sevindirici bir olay. Farkındalığını artık herkes hissediyor. Ama buna uygun mutlaka devlet politikaları, yerel politikalar uygulanmak zorunda. Gerçekten bütün dünyada olduğu gibi milli politikalar uygulanmak zorunda. Yeniden yerli malı haftalarına dönülmek zorunda. İşte tekrar dönüyoruz organik tarıma değil mi? Var olan doğal yapı yok edildi. Kar uğruna yok edildi. Şimdi oraya geri dönmek için dünya kadar sertifika ücreti ödeniyor. İşte buna bilim insanları, entelektüel insanlar öncülük yapmaya çalışıyor. İyi de bizim elimizden niye aldınız köylüden o güzel ürünleri? Köylü zaten organik bir şekilde yetiştiriyor eskiden ürünlerini. Biz bu kadar ilaç atmayı bilmezdik çocukluğumuzda. Yoldan giderken kopardığımız meyve ağaçlarına sağlıklı yerdik. Dünyanın ilacı atılıyor, yine bir sürü zararlı çıkıyor. Yani bu toprağı, bu bitki örtüsünü biz kirletmedik. Bir türlü bize kirletildi diyelim. Şimdi geri kazanılmaya çalışıyor. Ki doğa, doğa kendisini dengeliyor. Doğa intikam da alıyor. Alıyor. Çok güzel alıyor. O nedenle bırakalım doğayı kendi haline, bize sunduğu nimetlerden yararlanalım. Bunun için de birinci amaç hele gıdada, hele yaşam hakkını sağlayan diğer saydığımız şeylerde kar olmamalı. Kesinlikle. O nedenle de sanayi tarımı
denilen olay şirketin amacı kar etmektir. Onu suçlama hakkımız yok. Ama gıdada, tarımda bu kabul edilir bir şey değil. O nedenle Küçük Aile Çiftçiliği'nin desteklenmesi, yeniden milli tarım politikalarının oluşması ve kooperatifleşmenin bütün ülkeye yaygınlaştırılması şart, zorunlu bir ihtiyaç diye düşünüyoruz. Peki sizce neden sadece bu sene Edirne bulmaya başladı zeytinyağı? Neden daha önceki yıllarda böyle bir sıkıntımız vardı? Şu anki de yeterli ölçüde mi? Şu an ya da bir yıldır gerçek anlamda zeytinyağı fiyatları oluşmaya başladı. Evet. Çünkü bundan bir yıl öncesi ve daha önceki yıllarda artık zeytin toplanmaz olmuştu. Dağda kalır olmuştu. Tarlada kalır olmuştu. Neden? Emeğini karşılamıyor. Anladım. Çünkü uğraşacağına git zeytinyağı al daha iyi. Ya da nebatiyi al daha iyi diyeyim. Zeytinyağının ederi bu. Ha diyeceksin ki bu sene fiyatlar belli değil. 15 lira ile 30 lira arasında değişen fiyatlar var. Ha bu da doğru değil tabii. Bunun nedenini gerek ülkemizde gerek Akdeniz ülkelerinde en büyük üretici İspanya diyebiliyoruz biz de. İtalya, Fransa, Yunanistan ama bizim de muhtemelen bu istikrar devam ederse, toplumumuzun bu ilgisi devam ederse ki haklı bir ilgidir, doğru bir ilgidir. Sanıyorum ikinci sıraya geleceğiz İspanya'nın ardından. Rekolte azlığı yani ürün azlığına bağlanıyor. Doğru, ciddi bir ürün azlığı var gerçekten. Dengesiz bir eskiden var yılı yok yılı olurdu. Şimdi öyle bir şey yok maalesef. O bir etken. Ama sanıyorum başka etkenler de var bu işte. Biz sadece bize yani şu anda bizim somut tespit ettiğimiz ürün azlığından, rekolte azlığından dolayı diye bilelim. Ama zeytinyağının gerçek değeri otursun. Bu anlamda da kooperatiflerimize güvensinler. Kooperatiflerimiz kesinlikle bir, tahşiş denilen zeytinyağındaki sadece karlılık kesinlikle yapılmıyor, buna fırsat verilmiyor. Kooperatiflerimizde bu olmaz. İki, mümkün olduğunca günün koşullarına uygun bir fiyat politikası vardır. Ve birbirine yakındır. Yani tek rakam değildir belki ama çok yakındır kooperatiflerimizde. En önemlisi de bizim kooperatifimizde olduğu gibi kooperatif işletmelerde zeytinyağının çıkan her yağın asit derecesi alınır. Uygun koşullarda saklanır. Ayrı ayrı depolanır. Yani karıştırıp hepsi öyle pazara sürülmez. Kalite ayrı evet. Hepsi. O nedenle dilerim tabii kooperatif olmayan sanayiciler de üreticiler de bu uygulamaya gitsin. Yani eğer böyle çok değerli bir ürünümüz varsa o değerli üründen en ufak bir şey vermeden yani topluma olumsuz imaj vermeden o kalitede yapalım. Ha, ederini alalım. Zaten bilinçli halkımız gerçek zeytinyağının olduğunu değil mi? Evet. Ederini karşılıyor. Evet, kesinlikle. Ama biz bunu fırsat bilip, bu seneyi fırsat bilip farklı ya da uçuk kaçık fiyatlar uygularsak yine kendi ayağımıza sıkarız. Evet, kesinlikle. Kendi oturduğumuz dalı keseriz. O nedenle şu anda kooperatiflerin işte Natural 2, Natural 1, Dizem, Soğuk Sıkım, Organik gibi ayrılmış çeşitliliğinden fiyatlarımız bellidir. Uygundur şu anki. 17 liradan başlıyor şu anda. Organik tabii 35-40 liraya kadar gidiyor. Ama pazarlarda, çarşıda, büyük marketlerde ki fiyatlara bir bakın. Pek çoğu da maalesef zeytinyağıyla karıştırılmış. Bazı şeyler bunu üzülerek söylüyoruz. Tüketicimiz ne kadar bilinçli olsa, halkımız ne kadar bilinçli olursa sağlıklı gıdaya ulaşmak. Ya da şöyle söyleyelim, zeytinyağındaki tahşiş de o kadar az olur. Evet. Zeytinyağı ucu bucağı olmayan bir konu aslında. Çok daha detaylı konuşmamız gereken bir konu ama süremizin sonuna yaklaşıyoruz. O yüzden ben seralara ya da açık alana geçip biraz da kooperatifin çiçek üretimini göstermek istiyorum. Asırlık dostumuz olan zeytini konuştuk. Biraz da çiçeklere gidelim. Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde neler yapılıyor? Ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Ziraat Mühendisi Gülsemin Özlek'le birlikteyiz. Hoş geldiniz öncelikle programımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz de hoş geldiniz seralarımıza. Teşekkür ediyoruz. Sizden biraz bilgi almak istiyoruz. Çiçek üretimi konusunda neler yapıyorsunuz Bademler Kooperatifi olarak? Bademler Kooperatifi olarak temel çiçeğimiz diyebiliriz. Mevsimlik üretimimiz var. Mevsimlik, yazlık, kışlık mevsimlik çiçekler üretiyoruz.
Bunun yanında saksı bitkilerimiz var. Sıklemen, sardunya üretimi var. Kesme çiçeğimiz var. Lilyum ve krizantem üretimimiz var. Onun dışında yeni yeni çalı üretimine geçtik. O konuda yeni yeni öğreniyoruz diyebiliriz. Şu andaki ürün skalamız böyle. Evet, gayet geniş bir ürün skalasına sahip kooperatifte. Evet. Peki bu şimdi üreticilerle olan ilişkileriniz nasıl? Yani nasıl sürdürüyorsunuz üretimi köylüyle, çiftçiyle birlikte? Şimdi ortaklarımız var, kooperatif ortaklarımız var. Özellikle mevsimlik çiçeklerde onların alanlarına göre sözleşmeli aldığımız çiçek sayılarını paylaştırıyoruz. Oradan arta kalanları biz burada üretiyoruz. Aynı zamanda mevsimlik üretiminde gelir sağlamış oluyor ortaklarımız. Burada ayrıca hem Bademler Köyü'nden hem yakın civardan çalışanlarımız var. Bu anlamda da önemli bir gelir kaynağı diyebiliriz. Kooperatifin sağladığı gelir kaynağı. İstihdam sağlıyoruz aynı zamanda. Tabii ki, tabii ki. Evet, şimdi kooperatifçilik çok önemli. Küçük çiftçilerimizi kalkındırmak için kooperatiflere özen göstermemiz gerekiyor. Sözleşmeli üretim yapılıyor değil mi bölgede? Evet, baktığınızda çiçek üretim olarak. Evet, evet. Özellikle mevsimlikte sözleşmeli üretimimiz var. Uzun zamandır mı bu sözleşmeli üretiminiz yapılıyor yoksa yeni bir anlaşma mıdır bu da? Yani aşağı yukarı 5-6 yıldır sanıyorum, şimdi tam şey yapamadım ama bu şekilde devam ediyor belediyelerle. Yani çok uzun değil ama yeni, bizim için çok önemli bir alan diyebiliriz. Kesinlikle. Çiftçilerimiz kendi alanlarında üretiyorlar değil mi? Sözleşmeli olarak aldığınız ürünleri. Siz tabii onlardan toplama yapıyorsunuz. Tabii tabii, kesinlikle. Gerekli teknik desteği veriyoruz. Girdilerini sağlıyoruz. O şekilde. Girdileri de siz sağlıyorsunuz zaten. Girdileri de sağlıyoruz. Daha sonra tabii belli bir şey oranda düşülüyor onlar ama başlangıçta kooperatif sağlıyor her türlü. Evet, peki girdiği. Üretimin detaylarına girelim isterim biraz. Tamam. Üretime başlarken neler yapıyoruz burada özellikle? Siz kendi yaptığınız üretimden bahsetmenizi isteyeceğim. Daha kontrollü üretimi üreticilerimiz de görsünler istiyorum. Kontrollü üretim özellikle mevsimlikte harcımız var bizim belli oranda, torf, perlit karışımı. Aynı şey saksı bitkileri için de geçerli. Yavaş salınımlı gübre uygulaması yapıyoruz. Uygun harca uygun bitkiyi dikiyoruz ve gelişimini gözlüyoruz. Sulama, gübreleme, hava koşullarına göre yapmamız gerekenler oluyor teknik anlamda. O şekilde yönlendiriyoruz hem üretimcimizi hem bu alanda bunları sağlamaya çalışıyoruz. Peki dışarıdaki üreticilere baktığınızda danışmanlık hizmeti vermek için gezdiğiniz, kontrol ettiğiniz, onlara bitki besleme ve bitki koruma programları hazırladıklarınız da oluyor mu? Tabii ki oluyor. Tabii ki oluyor. Ortaklarımız oluyor. Peki biraz bitki besleme konusuna girersek burada. Standart bir üretim olarak bakarsak ne gibi eksiklikleri tamamlamamız, hangi destekleri vermemiz gerekiyor bitkilerde? Şimdi bitkinin gelişim sürecine göre değişiyor. En önemlisi de diktiğimiz ortam çok önemli. Oradaki işte var olan bitki besin elementlerinin ne derece oran o ortamda olduğu önemli. Analizler çok önemli biliyorsunuz bu anlamda. O analizler baz alınarak daha sonraki süreçlerde bitkinin gelişimine göre biliyorsunuz eksiklikler bitkilerde, bitkiler üzerinde görmek çok mümkün. Ona göre yönlendiriyoruz biz süreci. Kontrollü bir üretim oluyor. Üreticilerin, çiftçilerimizin yaptığı kısımda öyle. Üretimin hangi aşamasına kadar bu şekilde devam ediyoruz? Kontrol aşaması. Yani son haline tamamen çiçek açtıktan sonra mı çiftçilerden ve buradan çıkıyor ürünler yoksa daha bir tomurcuklanma döneminde? Sevkiyatın son sürecine kadar oluyor öyle diyeyim ben. Evet, sevkiyatın son sürecine kadar yani çıkış noktasına kadar kontrollerimizi yapmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi de yetiştirme ortamının öneminden bahsettik. Torf perlit karışımı kullandığınızdan bahsettiniz. Topraktan avantajlarını biraz daha konuşabilir miyiz burada detay tabii, versek? Tabii, torf biliyorsunuz sterilize edilmiş, hastalıklardan arındırılmış bir toprak çeşidi diyeyim ben, orman toprağı. Ondan sonra perlit de biliyorsunuz su tutma kapasitesi yüksek. Bu anlamda sulama da çok yardımcı oluyor bize. Onların oranlarını ayarlıyoruz. Bir de bitkinin ihtiyacına göre yavaş salınımlı gübre verdik mi biz bayağı bir yol kat etmiş oluyoruz bitkisel üretiminde. Tabii saksı ve şey mevsimlikte bu böyle. Kesme çiçek daha farklı biliyorsunuz. Direkt toprağa dikiliyor. Direkt toprağa yapılıyor. Daha farklı bir üretim şekli. Evet, peki ben o zaman verdiğiniz bilgiler için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Çok sağ olun. Çiftçinin her zaman yanında olmaya devam etmenizi de canlı gönülden istiyoruz bizler de. Biz de aynı dili sizlerden ümit ediyoruz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık.
Evet, değerli Çiftçi TV izleyenleri, bugün Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifindeydik. Kooperatifçiliğin öneminden bahsettik. Bölgede yapılan üretimleri konuştuk. Hem zeytinyağını hem de bitkisel üretimi ekranlarınıza taşımaya çalıştık. Bir başka programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.